kaderini. Her darbe vesayetçi mihrakların. Saraydakilerin çocukları siz mi? Yerli ve milliyim diyerek milliyetçi olunca. İyi geceler. Gecenin sıcak haberleri ve gündeme damgasını vuran başlıklarla gece haberlerinde yeni haftanın ilk gününde beraberiz. Biraz gecikme oldu, canlı yayın uzadı ama vaktimizden birkaç dakika sonra da olsa yine karşınızdayız. Çünkü çok önemli gündem başlıkları var. Bir taraftan Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan tahıl koridoru anlaşması artık devreye girdi. Hatta Odessa limanından tahıl yüklü, Mısır yüklü Razoni isimli gemi yola çıktı. Şu anda Bulgaristan Varna açıklarında, yarın İstanbul'da, sonrasında Boğaz'ı geçecek ve Tripoli limanına ulaşacak bu gemi. Günde 3 gemi gönderilecek gibi hesaplanıyor. Planlar bu yönde. Son planlara da bakacağız. Tahıl koridorunun devreye girmesiyle yola çıkan geminin seyrine de bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün kabine toplantısı sonrasında bu konuda yaptığı açıklamalar var. Son derece önemli. Bunların da detaylarını izleteceğim. Ama bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o açıklama, dedim ya, önemli bir açıklama tahıl koridoru meselesi. Daha da önemli bir açıklama geldi. O da ucuz konut, sosyal konut projesi. Detayları önümüzdeki ay açıklanacak ama vatandaşımız kira öder gibi ev sahibi olacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu açıklama öne çıktı. Buna ilişkin detaylara da bakacağız. Neden sosyal konut projesi önemli? Çünkü kira artışları o kadar arttı ki, yani öylesine fahiş fiyatlarla yüz yüze geliyoruz ki. Mesela İstanbul'da Kadıköy'de 130 bin liraya kiralanan ev var. 130 bin lira ev kirasından söz ediyorum. Satılık değil bakın bu. 130 bin lira bir evin kirası. E iş bu noktaya geldi. Vatandaş kirayı ödemekte zorlanıyor. Ev almak hayal oldu. İşte bu noktada hükümet 1 milyon 300 bin konuttan söz ediliyor. Sosyal konut projesi hazırlıyor. Bakacağız detaylarına. Ha, fiyat artışı demişken doğalgazda zam var. Konutlarda bizlere bir zam söz konusu değil ama sanayide doğalgaz zamı %10 olarak gerçekleşti. Elektriğe zam gelir mi? Böyle bir endişemiz var. Zaten marketlere baktığımızda gerçekten fiyatlar dudak uçuklatıyor. 2 lira tarladan çıkışı elmanın bize ulaştığında 17-18 lira. Peki bu 9 katlık artış nerede? Neden kaynaklanıyor? Bugün arkadaşlarımız yeni ayın ilk gününde çarşıya, pazara gittiler. Yüzleştiğimiz o market raflarındaki, reyonlardaki fiyatlarla onlar da yüzleştiler ama bir de işin gerisine baktılar. Ya bu buraya gelene kadar nerede, nasıl bir artış oluyor? Tarladaki fiyatı ne? Bunları da konuşmamız gerekiyor. Çünkü bu fahiş fiyat artışlarıyla alakalı hala bir şeyler yapılacak diye bekliyoruz. Bu konuda bizlere de, tüketenlere, vatandaşlara da görevler düşüyor. Bunun üzerine de yine biraz kafa yormalıyız. Bununla birlikte tabii yaşama dair haberler var. 18 yaşında kardeşi için çalışan bir genç kızın katledilişi var. Başına satırla vurulmuş ve havuza atılmış bir kızdan söz ediyoruz. Otopsi raporu bunu söylüyor. 18 yaşındaki bir kıza kim, nasıl böyle bir şiddeti uygular, neden uygular? Bunu da konuşmamız lazım ki Türkiye'de işte kadına yönelik şiddet, masuma yönelik, savunmasıza yönelik şiddet aldı başını gidiyor. Artık şu ifadeyi kullanır hale geldik. Bir temiz çıldırdık. Gerçekten çıldırdık. Öyle haberler geliyor ki ambulansa kafa atanını gördük bugün. Ambulansa kafa attı vatandaşın biri. Ne hale geldik? Bunları da konuşacağız. Dediğim gibi çok çarpıcı özel haber başlıklarım da var. Yine TV 100 Haber Merkezi yeni ayın ilk gününde, haftanın ilk gününde yine çok sıkı çalıştı. Çok özel haber hazırladı. Bunları da bir bir paylaşacağım sizlerle. Önce şu tahıl koridoru meselesini bir bitirelim. Tahıl koridoru tamam dendi. Türkiye devreye girdi. Ukrayna ve Rusya tarafları uzlaştırıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e geldi. İmzalar atıldı. Ve bugün Odessa limanından Mısır yüklü Razoni isimli ilk gemi İstanbul'dan gelen talimatla, İstanbul'da Tahıl Koridoru Koordinasyon Merkezi var malumunuz, bir Türk amiral başında, oradan gelen talimatla denize açıldı. Şu anda da, şu dakika itibariyle de Bulgaristan'ın Varna açıklarında gemi İstanbul'a yarın gelecek, sonrasında Boğaz'ı geçip Tripoli limanına, Libya'ya ulaşacak ve günde 3 gemi yola çıkarılması planlanıyor.
Günde 3 gemiyle işte 4 hafta ya da bilemediniz 6 haftada milyonlarca ton tahıl dünya piyasasına çıkacak ve bunu sağlayan Türkiye. İşte Türkiye'nin diplomatik girişimleri sonuç verdi. Meyvesini topluyoruz. Gemi yola çıktı. Detaylarını görüyoruz. Tahıl sevkiyatı başladı. İlk gemi yola çıktı. Dünyanın gözü Ukrayna, Türkiye ve Lübnan rotasına çevrildi. Türkiye'nin girişimleriyle Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması devreye girdi. Mısır yüklü Razoni isimli kuru yük gemisi Lübnan'ın Tripoli limanına gitmek üzere Odessa limanından ayrıldı. Sierra Leone bayraklı gemi yarın saat 15 sularında İstanbul Boğazı açıklarında olacak. Gerekli denetimler yapıldıktan sonra yeniden Lübnan'a gitmek üzere yola çıkacak. Dünya kamuoyu da gelişmeleri yakından takip etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tahıl krizinin çözümünde oynadığı rol nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Müşteri Koordinasyon Merkezi'nin yoğun çalışmalarından memnuniyetini dile getirdi. Türkiye'nin liderliğinden dolayı minnettar olduğunu söyledi. A beacon of possibility. Sevkiyat İstanbul'da oluşturulan Müşteri Koordinasyon Merkezi'nden yönetiliyor. Gemilerin takibi ise yola çıktığı andan itibaren uydu, internet ve diğer muharebe unsurlarıyla yapılıyor. Uygun görülen mevkilerde ise denetim timleri görevlendirildi. Kuru yük gemisi Lübnan'a gidiyor. Peki bunun sebebi ne? İstanbul Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi ve ASAM uzmanı Doktor Eray Güçler konuyla ilgili TV 100'e önemli değerlendirmelerde bulundu. Dünya gerçekten bu yaz büyük bir gıda krizinden kurtuldu. Afrika ve Orta Doğu'da belki binlerce kişi ölecekti. Milyonlarca kişi de göç olmak zorunda kalacaklardı. Ve bu gıda krizi bir güvenlik krizine, bölgesel ve küresel bir güvenlik krizine dönüşme gibi bir durumla, riskle, büyük bir riskle karşılaşma durumumuz olacaktı. Dolayısıyla hakikaten Türkiye tarih yazdı ve insanlığa büyük bir ders vermiş oldu efendim. Sevkiyat boyunca boş veya yükü tahıl olmayan gemilerin Ukrayna limanlarından çıkmasına izin verilmeyecek. Sinyalini kapatan, şeffaf bilgi vermeyen gemiler de Türk karasularına alınmayacak. İşte gemi yola çıktı. Yarın İstanbul'da olacak ve bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabine toplantısı sonrasında açıklama yaparken tahıl koridoru anlaşmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha dile getirdi. Ve bu konuda elbette kimse yadsıyamaz. Bütün dünya ülkeleri zaten Türkiye'den bahsediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tahıl koridoru anlaşmasının bir diplomatik başarı olduğunu ifade etti. Tahıl yüklü ilk gemi bugün Ukrayna'nın Odessa limanından hareket etti. Bu gemi İstanbul Boğazı'na ulaştığında Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından kontrol edilecek. Ardından da yükünü indireceği limana doğru yolculuğunu sürdürecek. Diğer gemilerin de belirlenen şartlar çerçevesinde tahıl ve diğer gıda ürünlerini taşımaya devam edeceğine inanıyoruz. Her ne kadar muhalefet idrak edemese de ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma insani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik önemli bir diplomatik başarıdır. Şimdi gelelim. Yine kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam edeceğiz. Ama konut meselesini. Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini yapmaya hazırlanıyor. Detaylarını önümüzdeki ay açıklayacak hükümet. Ama bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapacağız dedi. Peki kimler bu konutlardan edinebilecek? Şehit ve gaziler, gazi yakınları, İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlar gibi gibi. Peki fiyatlara baktığımızda gerçekten ev almak hayal. Nasıl olacak bu iş? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıkladı, o açıklamaları bir izleyelim. Sonra piyasaya bir bakacağız. Ev fiyatlarındaki artışa bir mercek tutacağız. Bir büyüteç altına alacağız ve inceleyeceğiz ne oluyor. Sosyal konut projesi bu işe çözüm olur mu olmaz mı, bunu da değerlendireceğiz.
Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Gözler kabine toplantısındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 ile sosyal konut projesiyle ilgili açıklama yaptı. Amacımız salgın döneminde daralan konut arzını hızla artırarak hem inşaat sektörünü canlandırmak hem de insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını temin etmektir. Vatandaşlarımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız diyen Erdoğan, sosyal konut projesiyle birlikte kira fiyatları da düşecek dedi. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu projeyle ilgili hazırlıklar bitmek üzeredir. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların da düşmesine yol açacaktır. Erdoğan, 81 ilde yapılacak konutlarda yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacağını söyledi. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak bu konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacaktır. Cumhurbaşkanı şehit yakınları ve evlenecek yeni çiftlere kontenjan açılacağını duyurdu. Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Ayrıca ilk defa evlenen gençlerimiz de bu projede kota sahibi olacaktır. Önümüzdeki ay bir tanıtım toplantısıyla tüm detaylarını milletimize duyuracağımız bu konut kampanyasının şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi 81 ilde bir konut projesi tamam hayata geçirilecek. İnşaat sektörü biraz daha desteklenecek. Faaliyetlerinin artması sağlanacak. Zaten inşaat sektörüyle ilgili defalarca haberlerini yaptık. Sadece şimdi konut sektörü değil. Bir de devlete iş yapan müteahhitler var. Onların kullandığı demir, beton, akaryakıt, temel girdiler o kadar arttı ki onların da beklentileri var. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Yani inşaat sektörünü desteklemekse Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri inşaat. Bu da unutulmamalı. Yani sadece 81 ile konut yapacağız. Tamam yapalım, sosyal konut projesine bu ülkenin ihtiyacı var. Ancak onlar da yani devletten beklentisi olan bu fiyat artışlarıyla, emtia artışlarıyla, demirdeki, çimentodaki, akaryattaki artışlarla zorlanan o müteahhitler de unutulmamalı. Gelelim bu 81 ildeki konut projesine, sosyal konut projesi. Neden gerekli? Çünkü şu anda gençler, mesela yeni evlenenlere bir konut ayarlanacak. Bir kota belirlenecek. O kota işte yeni evlenenlere şu kadar ev denecek mesela. Ya da işte ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara şu kadar ev denecek. Belirli sayıda ayrılacak o vatandaşlarımıza. Tamam da zaten şimdi yeni evli çiftler ev almanın hayalini dahi kurmuyorlar. Ev fiyatları uçtu. Tut tutabilirsen. %135 falan deniyor. Yok. %300, %400 artışlar var. Bunlarla yüzleşiyoruz. Birazdan örneğini de ekrana getireceğim. Ya bir ev 130 bin liraya kiraya verilir mi? Kiralık ev 130 bin lira. Nerede? Göstereceğim. İstanbul'da. Ama vatandaş artık ev almanın, konut sahibi olmanın hayalini bile kuramazken o anlamda sosyal konut projesi önemli. TOKİ işte devletin katkısıyla daha ucuza, müteahhitler de tabii ki desteklenerek vatandaş ev sahibi yapılacak. Hoş, güzel. Peki kiradaki evler ne olacak? Yani kira artışlarının da önüne geçer mi? Devlet dedi ki %25'te sınırlandırıyorum ben kira artışını. Tamam da seneye tutabilecek miyiz biz kira artışlarını? Seneye Temmuz'da bu işin kavgası çıkmayacak mı? Elbette ki çıkacak. İşte bu arada bu sosyal konut projesi kira artışlarına da bir çare olur mu acaba dedik. İşin uzmanlarıyla görüştük gün içerisinde. Bakın ne söylüyor işin uzmanları. Dar ve orta gelir, özellikle dar gelir zaten ev sahibi olamıyor.
Yani şu anda metrekare bazına baktığımız zaman metrekare fiyatları asgari ücret yani mümkün değil. Yani hayal bile kurulamaz durumda. Türkiye'de yılın ilk 6 ayında konut fiyatları %134 arttı. Çalışanın ev alması hayal oldu. Konutta yaşanan kriz özellikle de büyük şehirlerde ciddi barınma sorununu da beraberinde getirdi. Fiyatlar artmaya devam ediyor ama talep yeteri kadar bir talep. Şu anda o talep ona cevap vermiyor. Çünkü sebeplerini söyleyeyim. Bir, fiyatların çok fahiş oranda şiştiği ve gelir artışının buna göre olmadığı, kurda bir yükseliş beklentisi. İkincisi, kredilerin üzerine basıldı. Şu anda konut kredisi kullanımı, genel anlamda kredi kullanımı çok fazla verilmiyor. Tüketici Sorunları Derneği Başkanı Hatice Kolçak, piyasadaki köpüğün yatırımcılardan da kaynaklandığına dikkat çekti. Bir barınma krizinin içerisindeyiz uzun zamandır ama benim en çok sevindiğim ve desteklediğim konulardan bir tanesi uzun zamandır da bunu gündeme getiren hakikaten kimse getirmedi. Çok ben bunu bir yıldır getiriyorum gündeme. Yani enflasyondan kaçışta yatırımcının konutu yatırım olarak görüp çok fazla alsat yaptı ve fiyatlar evet maliyetler yüksek, evet arsa problemimiz var, evet arzımız yok, bunların hepsi etken ama şu anda konut fiyatlarının üzerinde bu yatırımcı kitlesinin yatırım amacıyla alsat yapmasından dolayı %20-25 minimum bir köpük olduğunu düşünüyorum ben. Fahiş fiyat artışlarından kiracılar da nasibini aldı. Ev sahipleri kira oranlarında değerinin çok üzerinde artışlar yapmaya başladı. Kiracıyı koruma amaçlı yapılan %25'lik düzenleme ise ev sahiplerinin çoğunluğu tarafından uygulanmayınca soruna çare olamadı. Kiracı ev sahibi arasında kopan ipler mahkemelere taşındı, davalar arttı. Şu an açmış olduğumuz Haziran ve Temmuz ayında açılan İstanbul genelinde açılan tahliye ve kira tespit davalarında sulh hukuk mahkemelerinin en erken duruşma günü Ocak ayı. Bundan bir sene önce bir tahliye davası açtığınızda bir sulh hukuk mahkemesinde muhtemelen 2 veya 3 ay sonrasında bir duruşma günü kesinlikle verirdi hakim. Ama şu an 6 ayı bulmuş durumda ve bu da bu yoğunluk devam ederse belki 7-8 ayları da bulabilir. Yani tablo %25 kriteri geçici düzenleme yani kira artışının %25 ile sınırlandırılmış olması mal sahiplerini çok rahatsız etmiş durumda. Davalar sulh hukuk mahkemelerinde sulh hukuk hakimlerimizin 10 davasının ikisi tahliye ve tespitken şu an 5-6 dava yani %100'ün üzerinde. Peki dar gelirli ve asgari ücretliye yönelik 81 ilde başlatılacak sosyal konut projesi barınma krizine çözüm olacak mı? Yeni düzenleme çok büyük ihtimalle çok uzun vadeli yani 20 yıl vade çok uzun bir vade ve dar gelirli olup daha önce ev sahibi olmayanlara yapılacak bir düzenleme olacak. Bu anlamda eğer bütün illerdeki hazine arazilerinin de bu şekilde değerlendirilmesi söz konusu olursa kira fiyatlarının bir miktar geriye gelebileceğini öngörebiliriz. Ama tabii burada şunu da ilave etmemiz gerekiyor. Burada yapılacak olan düzenlemede üretilecek konutların en erken 2-3 yıl içinde yapılabileceğini ve teslim edilebileceğini unutmayalım. Öte yandan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa'dan da kiralarla ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Ajanslara konuşan Aşa, kiraların düşeceğini ileri sürdü. Nedenini açıkladı, tarih verdi. Neticede bu arz talep meselesi, talep azaldıkça fiyatında düşeceği bence kesin. Önümüzdeki, yani bu yıl böyle devam eder. Hatta önümüzdeki Ekim-Kasım aylarında bir miktar daha belki yükselebilir öğrenci hareketlerinden dolayı. Fakat 2023'te kesinlikle bu fiyatlar en az bir %20-%30 düşecek diye ben iddia ediyorum. Şimdi işin uzmanlarını dinledik değil mi? İşin uzmanları ne oldu, ne olacak, ne olabilir bunları söylediler. Bir de işin uzmanı olmamakla birlikte bizler bir tavır olarak değil ama bir durum olarak sizinle bir şey paylaşacağız. Bir ev fiyatı 130 bin lira olabilir mi? Kirası bu. İstanbul'da, Kadıköy'de, Anadolu yakasında, Fenerbahçe Kalamış'ta bir ev var ki 130 bin lira kirası. Hatta emlakçılarla ya bölgede iş yapan, ekmeğini bu evleri kiraya vermekten ya da satmaktan kazananlarla da konuştuk. Olur mu dedik. Yani sonuçta adamın ekmeği bu. Bu evi kiraya verecek ki kendi payını alacak. İşte 130 bin liraya kiraya vermişse bir kirada o kazanacak muhtemelen. 130 bin lira para kazanacak o evi kiralayabilirse.
Şimdi haberde göreceğiniz vatandaş. Ya 130 bin liradan söz ediyorum. Birkaç sene geriye gidin, İstanbul'da 130 bin liraya satılık daireler vardı. Gayet net biliyorum, 1+1 falan filan, tamam. Hani 40 metrekare, taş çatlasın 50 metrekareydi ama evin sahibi oluyordunuz 130 bin liraya. Şimdi bir ay kiralıyorsunuz ama kirayı vereyim 130 bin lira eve geçeyim oturayım, o da mümkün değil. En az 2 kira depozito veriyorsunuz 260 bin lira. Bir 130 bin lirada peşin kira veriyorsunuz 390 bin lira. Emlakçı masrafı falanlı filanlı derken 500 bin lira. Ya Allah aşkına ne diyor bu adam diyorsunuzdur ama bunlar İstanbul'da şu anda gerçek, karşımızda duruyor. İşte haberi. Yani bunlar gerçek dışı kiralar. Yapılan tüm yasal düzenlemelere rağmen ev sahipleri fahiş kira talep ediyor. Bunlardan birinin fiyatı ise dudak uçuklattı. Son zamanlarda ev sahipleri tarafından uygulanan fahiş fiyat artışları kiracıları mağdur etmeye devam ediyor. Bu artış özellikle lüks sitelerde daha fazla dikkat çekiyor. Son olarak Fenerbahçe'de bulunan bu sitede 5+1 daire 130 bin liraya kiraya çıkarıldı. Yayınlanan ilanın altına yüzlerce yorum geldi. Çoğunluk fiyatı uçuk bulurken küçük bir kesim de günümüz şartlarında bu fiyatın uygun olduğunu yazdı. Aylık 130 bin lira kira istenilen eve ilginin yoğun olduğu belirtildi. Ayrıca bu evi tutmak istiyorsanız öncesinde 2 kira depozito da vermeniz gerekiyor. Emlakçı Serdar Gök, yazılan fahiş fiyatın Türk vatandaşlara yönelik olmadığını, bu fiyatın yabancılar için verilen rakam olduğunu belirtti. Yani bunlar gerçek dışı kiralar, bunun da zaten artık yani 130 bin TL'yi maalesef bizim kendi vatandaşımızın vermesi imkansız. Genellikle acenteler arasında, yani acenteler aracıyla dışarıdan gelen müşterilere, yani yabancı müşterilere sunulan döviz rakamları. İstanbul Kadıköy bölgesinin her dönemde pahalı bir muhit olduğunu vurgulayan Gök, buna rağmen neredeyse 100 bin liralık artışın kabul edilemez olduğunu söyledi. Gerek Fenerbahçe olsun, Kalamış olsun, gerek Moda Sahil olsun, buralarda maksimum kiralar, yani maksimum o tarz bir dairelerin kiraları 25 bin, 30 bin. Hadi çok ultra bir şey çıkarsa da 45-50 bin arasında değişiyordu. Şu an tabii 100 bin liralık bir artış var. Bu artışın nedeni de dediğim gibi yabancı talebinin oluşması ve döviz üstünden dairelerin şu anda pazarlanması. Gerçekten bu fahiş artışlara kim nasıl dur diyecek? Ya 130 bin liraya ev kirası. Hadi gösterdik bunu. Marketlerde durum farksız mı zannediyorsunuz? Bir ürünün, herhangi bir ürün, mesela elma, tarladan çıkış fiyatıyla marketteki fiyatı arasında 9 kat fark var. 9 kat. Hani bu reklam değil, 9 kat gofretler vardı bizim çocukluğumuzda. 9 kat tat falan değil. Bu tatsız bir 9 kat. 9 kat. Peki kim kazanıyor bunu? Şimdi tarlada ürünü yerleştireyim, işte kasa kasa satayım diye uğraşan, yetiştirmek için alın teri döken çiftçi, mazot ne kadar pahalı diyor, gübre ne kadar pahalı diyor, işçilik ne kadar pahalı diyor. Yani ona sorduğunuz zaman gerçekten bir dokunuyorsunuz, bin ah işliyorsunuz. Çiftçi dertli, para kazanamıyorum diyor. Markete geliyorsunuz, marketteki esnaf da dertli. O da ben istediğim kadar kazanamıyorum, kar payımı İstediğim ölçüde yansıtamıyorum diyor. Ama 9 kat fark var. Bu 9 kat fark neden kaynaklanıyor? İşte bugün arkadaşımız Gülay Alaca marketteydi. Elma üzerinden mesela baktı. 9 katlık fark var. Bunu Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı da ifade ediyor bu farkı. Ama neden? Neden birileri vatandaşın üzerine böyle 9 kat yük yüklüyor? Onu anlamak mümkün değil. Hani fahiş fiyatla mücadele ise buyurun, suç duyurusunda bulunuyoruz. Sebze meyve fiyatları tarladan markete katlanarak geldi. Tarlada 2 lira olan elma markette 17 liradan raflardaki yerini aldı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticiyle market arasındaki fiyat farkının Temmuz ayında 9 kata yaklaştığını duyurdu. Üreticilerimizin maliyetlerini düşürmeden tüketicilerin de ucuz gıdaya ulaşması mümkün değildir.
Temmuz ayı verilerine göre üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla %766,5 ile elmada görüldü. Buna göre üreticide 2 lira olan elma 17 lira 38 kuruşa, 2 lira 8 kuruş olan marul 8 lira 85 kuruşa, 7 lira 90 kuruş olan kuru fasulye de 31 lira 98 kuruşa markette satıldı. Elma 8.7 kat, marul 4.2 kat, kuru fasulye 4 kat, maydanoz 3.8 kat fazlaya tüketiciye satıldı. Markette 36 ürünün 25'inde fiyat artışı, 11'inde ise fiyat azalışı görüldü. Temmuz ayında markette fiyatı en fazla artan ürün %72,7 ile limon, markette fiyatı en fazla azalan ürün ise %16,8 ile ıspanak oldu. Tabii bunlar Türkiye Ziraat Odaları Birliği rakamları. Ekibimizin Ağustos'un ilk gününde araştırma yapmak için gittiği markette fiyatlar daha da yukarıdaydı. Şimdi öncelikle elma fiyatına bir bakacağız ama üreticideki rakamını aktarayım öncelikle. 2 lira. Peki üreticide 2 liraya satılan elma burada markette ne kadar? Hemen Berkay arkadaşım işte o rakamı görüntülüyor. Elmanın fiyatı burada 24.90. Hemen bir marul fiyatına bakacağız ama marul fiyatını da hemen üreticideki rakamını aktarayım sizlere. 2.08. 2 lira 8 kuruş. Peki burada ne kadarmış? Hemen o rakamı da ekranlara getireceğiz. Tam 14.90. Öncelikle maydanozun fiyatını, üreticideki fiyatını bir aktarayım. 1 lira 7 kuruştan üreticiden çıkıyor. Peki burada ne kadarmış maydanozun fiyatı? Maydanozlar burada. Fiyatı da hemen üstte. 3.90 onun fiyatı. Havucun fiyatı üreticiden tam 4 liraya çıkıyor. Şu anda marketin rafındaki o fiyat ise 12.90. Domatesten kısmamız mümkün değil. Yani çok pahalı da olsa, ucuz da olsa hiç fark etmiyor. Hatta kötü de olsa almak zorundayız ve fiyatı ne kadar? 15.90. Üreticideki fiyatını da hemen aktarıyorum. O da 7 lira. Onun biraz daha düşük. Son olarak hemen limon fiyatını aktarmak istiyorum. Çünkü çok dikkat çekici bir fiyatı var. 32.90. Markette limonun kilosu 32.90. Ancak ilgi çeken başka bir şey daha var ki onun üreticideki fiyatı da çok yüksek. 13.5'tan üreticiden geliyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, girdi fiyatlarındaki artışın raflardaki fiyatları yükselttiğini kaydetti. Üreticilere destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Üreticilerimiz zor durumdadır. Çünkü girdi fiyat endeksindeki artışlar ile tarımsal üretici fiyat endeksi arasındaki artışlar üretici aleyhine giderek artan büyük farklar oluşturuyor. Üreticilerimiz maliyet artışlarını fiyatlara yansıtamıyor. Üreticilerimize verilecek destek aynı zamanda tüketiciye verilecek destektir. Üreticilerimizi destekleyerek moralini yüksek tutalım ve üretimden kopmasına izin vermeyelim. İşte durum bu. Çok sıcak bir gelişme var şu an, son dakika olarak da ekranda görüyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri iddiaya göre Eymen Ez-Zefari'yi, yani El-Kaide liderini öldürdü. Reuters haber ajansının duyurduğu haber bir sıcak gelişme. Tekrar ediyorum. El-Kaide lideri Eymen Ez-Zevahiri Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediği bir operasyonla bu hafta sonu öldürüldü. Amerikan kaynaklarına dayandırıyor Reuters haberi. Tekrar ediyorum, gecenin sıcak haberi bu. El-Kaide lideri Zevahiri Amerika Birleşik Devletleri Özel Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonla ölü olarak ele geçirildi deniyor. Reuters'ın haberini bir sıcak gelişme olarak, son dakika gelişmesi olarak aktardım size. Arkadaşlarım şu anda gelişmeyi takip ediyorlar. Zevahiri El-Kaide'nin lideriydi. Usame Bin Laden'den sonra Zevahiri ismi sıkça ön plana çıkan bir isimdi. Afganistan dağlarında saklandığı hep söyleniyordu. Afganistan'da düzenlenen bir operasyon olduğunu yine kulaklıktan arkadaşlarım söylüyor. Amerikan kaynaklarına dayanan haberde, Reuters'ın haberinde, Afganistan'da düzenlenen bir operasyonda El-Kaide lideri Zevahiri öldürüldü. Şimdi bir başka önemli başlıkta devam edelim. Bizim yüreğimizi sızlatan ve neredeyse artık her gün yaşadığımız bir acıdır. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri. Adana'da da Melek isimli 3 çocuk annesi bir kadın, kocası olacak cani tarafından kalbinden hem de uykuda bıçaklanarak katledildi. Ve işte katledilen o meleğin, 3 çocuk annesi meleğin babası, yüreğim dayanmıyor diye isyan etti. Nice babalar gördük, isyanlarına tanık olduk. Evlatlarını yitirdiler onlar.
Bu son olsun dediler gözyaşları içinde evlatlarını toprağa verirken. İşte bir baba daha Adana'da Melek isimli kızı katledilen baba yine isyan ediyor. Ve bu cinayetin, daha doğrusu bu katliamın, Melek'in katledilişinin nedeni kıskançlık. Bir daha meleklerin ölmemesi için ne diyeyim ki? Çok acı bir şey. Baba yüreği. Çocuklarıyla uyuyordu. Kocası uykusunda kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Kızı acımasızca katledilen baba konuştu. İnşallah bir daha melekler ölmez dedi. İnşallah adalet tecelli eder. Bir daha melekler ölmez yani. İnşallah yapacağım, diyeceğim bu yani. Kadın cinayetinin adresi Adana. Merkez Sarıçam ilçesinde Ramazan Ü adlı kişi karısını öldürdü. Katil zanlısı imam nikahlı eşi Melek Yıldırım'ı balkonda çocuklarıyla uyuduğu sırada kalbinden bıçaklayarak katletti. Sonra da polisi aradı, kendini ihbar etti. İddiaya göre cinayetin nedeni kıskançlıktı. Üç çocuk annesi Melek Yıldırım resmi nikahlı eşiyle boşanma aşamasındaydı. Olay günü de onunla buluştu. Bunu öğrenen Ramazan Ü çılgına döndü, 28 yaşındaki kadını öldürdü. Yani kıskançlık yapıyor mu? Aynen, çok yapıyordu hem aşırıdır. Neyden kıskanıyordu? Ya öylesine yani, eften püften olaylar yani. Cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü, katil zanlısı gözaltına alındı. Evlat acısıyla yüreği yanan baba Cumali Şahin gözyaşlarını tutamadı. Şey. İnşallah yine başka melekler ölmez dedi. Bir daha meleklerin ölmemesi için ne diyeyim ki? Çok acı bir şey. Baba yüreği. Peki kendisi daha önce şiddet uyguluyor muydu? Aynen, uygulanmıştı. Akşam da uygulanmıştı. İnşallah adalet tecelli eder. Bir daha melekler ölmez yani. İnşallah yapacağım, diyeceğim bu yani. Şimdi melek gitti. Geride evlatları kaldı. Gözü yaşlı babasının söylediklerini işittik. Neden? Her seferinde söyleyeceğim bunu. Bizde yargı ceza verirken kalemi kıracak. Ceza caydırıcı olacak. Cezalar caydırıcı değil işte. Bakın, kıskançlık nedeniyle diyor yine cani. Kıskandım, öldürdüm diyor. Neden? Çünkü hafifletici neden sayılıyor. Beni aldattı diyor, kadını katlediyor. Aldattı mı aldatmadı mı, bir de katledilmiş öldürülmüş kadının günahına giriyor. Günahına giriyor ama cezası böylece yiyor. Defalarca gördük, haksız tahrik indirimiyle Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı'ya 23 sene ceza verildi bu ülkede. E ne oldu? Şimdi her cinayette bunu söyleyeceğim. Cezalar caydırıcı olmazsa biz bu kadın cinayetlerine dur diyemeyiz. Hele hele şimdi ekrana getireceğim Zehra Bayır'ın 18 yaşındaki bir genç kızın acı kaderi. Zehra Bayır 18 yaşında henüz. Kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için bir eğlence mekanında sahneye çıkıyordu. İş yeri sahipleriyle para meselesinden tartıştı. 18 yaşındaki bu kızın kafasına satırla vurdular. Ve o halde havuza attılar, öldürdüler kızı, katlettiler. Otopside çıktı bu. Başına sert cisimle, muhtemelen satırla vurularak öldürüldüğü Zehra Bayır'ın. Böylesi bir vahşet söz konusu olabilir mi? İşte cezalar caydırıcı değil. 10 sene yatarım, 15 sene yatarım diyor birileri. Böyle kızlarımıza, kadınlarımıza saldırıyor, katlediyor onları. Anne sana ben doyamam, anne yalnız. Zehra 18-19 yaşlarında bir genç kızdı yani. Kimseye bir zararı yok. Yani baltayı vuransaya kadar. Ne yaptı Zehra size? Patronları tarafından öldürüldü. Havuza atıldı. Kan donduran cinayetin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Zehra Bayır'ın adli tıp raporu çıktı. Mutlu olmayı hak etmiyor muyum? Zehra Bayır henüz 18 yaşındaydı. Kardeşi madde bağımlısıydı. Genç kız kardeşinin tedavi masraflarını karşılamak için Konya'dan Muğla'nın Milas ilçesine gitti. Bir eğlence merkezinde şarkı söyleyerek para kazanmaya başladı. Beni meğerse bilmeden. İddiaya göre işletme sahipleri Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek bu süre içinde hiç ödeme yapmadı.
kardeşinin tedavisi için Konya'ya geleceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır'la işletme sahipleri tartıştı. Tartışma büyüdü. İşletme sahipleri sert bir cisimle Bayır'ın başına vurdu. Ardından mekanın bahçesindeki havuza attı. Genç kız hayatını kaybetti. Huzurla uyuyakaldı. Diğeri kendi saçını okşayıp... Bayır'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 26 Temmuz günü ise memleketi Konya'nın Karapınar ilçesinde toprağa verildi. Çok güzel bir çocuktu yani, kalbinde hiçbir şey yoktu. Herkesi kendi gibi bilirdi. Seveceğim bir çocuktu ya, kalbinde bir şey yoktu yani. Biraz kızardı ama hemen geçerdi yani. Öyle bir kötü bir insan değildi Zehra. Hayvanları çok severdi. Yardımseverdi. Olayla ilgili İlender İlter, kardeşi Ömer İlter ve garson Ünal Karakül'a tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kurban olurum, kurban oldum. Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda Zehra Bayır'ın ölüm nedeninin başına sert cisimle vurulmasından kaynaklandığı belirtildi. Türkiye'yi kahreden olayın ardından Ahbap Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent, Zehra Bayır'ın kardeşinin tedavisi için harekete geçti. Sanatçı, sosyal medya hesabı üzerinden Ahbap Derneği'nin Zehra Bayır'ın kardeşinin tedavi sürecindeki masraflarını karşılayacaklarını duyurdu. İşte 18 yaşındaki bir genç kızımızın başına gelenler. Şimdi de skandal bir görüntü var. Burada 13-17 yaşı arasındaki kızlarımızı göreceksiniz. Bakın 18 yaşındaki bir kızın başına gelenlerden söz ettim. Burada da bizim sporcularımız onlar. 13 ve 17 yaş arasında golf milli takımı sporcuları. Genç kızlarımız. Ve onlar güzel de bir başarının altına imza attılar. Avrupa'da golf kadınlar şampiyonu oldular. 2022 golf kadınlar şampiyonu oldular. Ama bir görüntü var ki bu şampiyonluğa, bu başarıya ne yazık ki gölge düşürdü. Şampanyalı kutlama. Antrenörleri şampanya patlattı. Kızlara da içirdi. Ya bu kızlar daha reşit değil. Daha çocuk onlar. Mesela Formula 1'de şampanyalı kutlama ritüeldir. E müsaade etmedik, olmadı. Ya da Kenan Sofuoğlu, Avrupa ve Dünya Motosiklet Şampiyonu. Defalarca şampiyonluklar aldı. Bir kere görmedik onun şampanyalı kutlama yaptığını. Yani bize ters, bana ters geldi ki sosyal medyada da çokça tepki gördü. Bakın bir görüntü var, onu izleteyim size. Gerçekten olmaması gereken bir görüntü bu. Türkiye Golf Milli Takımı Baş Antrenörü Erol Şimşek, reşit olmayan sporculara böyle şampanya patlattı ve içirdi. Görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Yaşları 13 ile 17 arasında değişen sporculara şampanya yani alkol ikram edilmesi milli takımın başarı performansına da gölge düşürdü. Avrupa Golf Birliği tarafından düzenlenen şampiyonada takımımız, bu genç sporcularımız şampiyon oldular ama bu görüntü açıkçası bu başarıya gölge düşürdü. Baş antrenör Erol Şimşek de bu konuyla ilgili tepkilerin odağında yer alan isim. Şimdi Golf Federasyonu'nun baş antrenör Erol Şimşek'le ilgili ne yapacağı konuşuluyor. Yani sporla bağdaşmayan görüntüler bunlar, tepkiye yol açtı diyorum. Öyle ki yine sporla bağdaşmayan bir başka görüntüyle devam edeceğim. Beşiktaş'ın eski futbolcularından, şu anda da bir İran takımında forma giyen Fernandes İstanbul'da geldi, ortalığı birbirine kattı. Takımı kamptaydı. O yanında kız arkadaşlarıyla beraber Kuruçeşme'de bir eğlence mekanında alkol alıyordu. E gazetecilerde tanınan bir isim, tanınmış bir futbolcu, görüntülediler. İşte sonrasında bakın neler oldu. Ne yapıyorsun ya? Takımı kampta, kendisi gece kulübündeydi. Görüntülenince öfkelendi, menajeriyle birlikte gazeteciye işte böyle saldırdı. İran'ın Sepehan takımında forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcusu Manuel Fernandes, Kocaeli'de kamp yapan takımından ayrılarak Kuruçeşme'de bir eğlence mekanına gitti. Yanında kız arkadaşları ve menajeri vardı. Gazeteci Mustafa Ağdağ'ın görüntü çekmesini istemedi. Önce menajerini gönderdi. Adam rahatsız oluyor kardeşim.
Ya babacığım, burada çektiğimiz Fernandez sıradan bir adam değil ki. Tamam da adam rahatsız oluyor ya abicim. Adam gelsin söylesin o zaman sen, yani sen. Adam senle mi muhatap olsun? Sen niye benimle muhatap olun? Adamı benim, menajeri benim kardeşim. Portekizli yıldız ve menajeri işini yapmaya devam eden Ağdağ'ın üzerine yürüdü. Fernandez gazeteciye yumruk attı. Yüzünde ve kolunda darp izleri bulunan Ağdağ rapor alarak yıldız futbolcudan şikayetçi oldu. Hey, ne yapıyorsun ya? Onu da sen indirildi ya. Sen ne yapıyorsun ya? Bir gazeteciye, bir meslektaşımıza yapılan bu saldırı karşısında hem kınıyoruz hem takipçisi de olacağız. Ya herkes haddini bilecek. Görüntülenmek istemiyorsan o mekana gitmeyeceksin. Bu kadar basit. Şimdi yani bir gazeteciye böyle bir tepki gördüğümde ya da işte bir gazeteciyi darp etmeye falan kalktığında birileri, gerçekten çok öfkeleniyorum. Yani siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Gerçekten üzülüyorum. Bu arada bugüne damgasını vuran haberler var. Başkent Ankara'da 3 aylı cemevine düzenlenen saldırı var biliyorsunuz. Bir provokasyon. Bu konuyla ilgili olarak bir kişi gözaltındaydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 3 cemevine yapılan saldırının provokasyon olduğunu belirtti. Bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. 2 yeni gözaltı daha var. Bu sıcak bir gelişme. Bununla birlikte bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplanamadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısıyla sağlıkta şiddet meselesini görüşmek için meclis toplantıya çağrılmıştı ama AK Partili ve MHP'li vekiller, milletvekilleri gelmediği için meclis olağanüstü toplanamadı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuda AK Parti ve MHP'yi suçladı. Bundan sonra olacaklar onların sorumluluğundadır dedi sağlıkta şiddet meselesiyle ilgili olarak. Bunlar güne damgasını vuran haberlerdi ve belki de bugünün en ilginç görüntüsüyle devam edeceğiz. Bize bir şeyler oldu başlarken de söyledim, artık bir temiz delirdik. Fiyat artışları mı bizi, bu fahiş fiyat artışları mı bu noktaya getirdi? Yoksa gerçekten artık ruhsal sağlığımız mı bozuluyor toplum olarak? Ya ambulansa kafa atan adam göreceksiniz şimdiki görüntülerde. Ambulansa kafa attı adam. Neden? Niçin? Detayları var. Sadece o değil, kameralar kayıtta yurttu. Dört bir tarafında ve o kameralar öyle görüntüler kaydetti ki işte bakın. Gaziantep'te iki vatandaş tehlikeye aldırış etmedi. Patlıcan yüklü kamyonetin kasasına asılarak kilometrelerce yol kat etti. Hem kendi canını hem de trafikteki sürücülerin canını hiçe saydı. O anlar yürekleri ağza getirdi. Bu cümleyi kullandı, yere yığıldı, dili boğazına kaçtı. Kuyumcu arkadaşı çenesinin kilitlendiğini ve dilinin boğazına kaçtığını tespit etti. Çenesini açtı. Dili boğazına kaçtı. Veri, tamam, şu. Dilini boğazından çıkardı. Tamam, çekelim, tamam. Ne olmuş lan, ne olmuş? Çikolata verdi. Çikolata yiyen vatandaş bir süre sonra ayağa kalktı. Bu anlar Elazığ'da bir kuyumcu dükkanının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kilitledin mi? Cama dikkat. Vakaya giden ambulansa koştu. Önce kapıyı açmaya çalıştı. Açamadı. Pencereye defalarca kafa attı. Ya ne yapıyorsun ya? Elini koy. Kıramaz. Mersin'de ortalığı birbirine katan saldırgan vatandaş tarafından uzaklaştırıldı. Sağlık çalışanlarınca beyaz kod verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Elini koyarsan da şey yaparsan buradan desteklersen... Antalya'da bir kuyumcuya gelerek altın zincir ve bileklik almak isteyen Macaristan uyruklu çift, kaşla göz arasında 6000 TL değerindeki bilekliği önce avucunun içerisine aldı. Daha sonra fırsatı yakaladı, saniyeler içerisinde cebine indirdi.
İş yeri sahibi durumu fark etti. Hırsızların peşine düşerek başka bir mağazada alışveriş yaparken yakalayarak polise teslim etti. Trabzon'un Akçabat ilçesinde bir çocuk denizde kumsala yakın bölgede yüzüyordu. Tasmasından kurtulan Belçika kurdu cinsi köpek bir anda ayağına sarıldı. Defalarca ısırdı. Saldırıya uğrayan çocuk çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İhbarla gelen sağlık görevlisi ilk müdahaleyi yaptı. Çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Düzce Akçakoca'da kamyonet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Trafikteki sürücüleri düşünmeden, karakoldaki yoğunluğa aldırmadan aşırı süratli kullandı. Defalarca şerit değiştirdi, makas attı. Hızını düşürmeden de en sol şeride kadar makas atarak ilerledi. Diğer araç sürücüleri korku dolu anlar yaşadı. Kaza yapmamak için hızlarını düşürdü. Şimdi gecenin bir sıcak haberi var. Başkent Ankara'da bir yangın var. Alevler geceyi aydınlattı. Bir palet fabrikası organize sanayi bölgesinde. Hemen görüntülerini sıcağı sıcağına ekranlarınıza getiriyoruz. Başkent Ankara'da Sincan organize sanayi bölgesinde bir fabrikada çıkan yangının görüntüleri bunlar. Palet fabrikası ve alevler bir anda büyüdü. Çok sayıda itfaiye ekibi çeşitli ilçelerden bölgeye sevk edildi. Müdahale hala devam ediyor. Gecenin sıcak haberi bu. Başkent Ankara'da Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki palet fabrikasında bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın hala devam ediyor. İtfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için yoğun gayret sarf ediyorlar ama alevler Ankara gecesini bu şekilde aydınlattı. Ankara semalarını uzaktan da bu şekilde görülebiliyor. Çünkü palet fabrikası ve ana materyal sonuçta yanıcı bir madde. Keresteler var. Plastik maddeler var. Dolayısıyla yangın öyle kolay söndürülecek gibi görünmüyor. İşte başkent Ankara'daki Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki palet fabrikası yangınından sıcağı sıcağına görüntüleri getirdik ekranlarınıza. Bu arada bir başka sıcak gelişme vardı. Tekrar edelim. Gecenin sıcak haberi olarak az evvel de duyurmuştum son dakika gelişmesini. Reuters haber ajansının paylaştığı habere göre Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'da düzenlenen bir operasyonla El-Kaide lideri Zevahiri'yi öldürdü. El-Kaide'nin Usame Bin Laden'den sonraki lideriydi Zevahiri. Bir tıp doktoruydu. 2001'de Afganistan'a düzenlenen saldırıda çocuklarını ve eşini kaybetmişti. Bu nedenle de Amerikan düşmanlığı hep ön plandaydı. El-Kaide'nin kuruluşunda da vardı. Usame Bin Laden'in en yakınındaki isimdi. Ve Usame Bin Laden bir evde kıstırılarak öldürüldükten sonra Zevahiri yine Afganistan'da mağaralarda yaşamaya devam etti ve El-Kaide terör örgütünü yönetti. Ki bu hafta sonuna kadar Amerikan Özel Kuvvetleri Zevahiri'nin yerini Afganistan'da tespit ettiler ve operasyonla etkisiz hale getirdiler, öldürdüler. Bilgiyi Reuters haber ajansı duyurdu Amerikan kaynaklarına dayandırarak ve şu ana kadar da Amerikan kaynakları bu bilgiyi yalanlamadı. Sıcak gelişmeyi bu şekilde tekrar ettik. Huzurlarınızdan ayrılalım. İyi geceler dileyelim sizlere. Umarım iyi haberlerde görüşürüz. Bu faşist zihniyetlerini her darbe